On the ticket above, there is no information about the blah blah. Yukarıdaki bilette diyor hangi konu hakkında bilgi yoktur. Bakalım. Date of the event, olayın tarihi hakkında etkinliğin var. Bakın burada tarih, bunu eliyoruz. Cost of the ticket, biletin ücreti, o da burada verilmiş. Bunu da eliyoruz. Time of the funfair, zaman, saat, o da verilmiş. Bunu da eleyebiliriz. Place of the activity, etkinliğin yeri diyor ama bilette herhangi bir yer bilgisi yok. Doğru seçeneğimiz. According to the text, Kelly bla bla. Metne göre diyor, Kelly ile başlayan cümleyi biz tamamlayacağız. I enjoy going to the fun fairs and getting on the fair rides. Ben Luna parklara gitmekten keyif alırım ve oradaki oyunlara binmeyi severim diyor. I visit fun fairs every weekend with my friends. Her hafta sonu arkadaşlarımla Luna Park'a gideriz. My favorite ride is the roller coaster. En sevdiğim hız trenidir. I think it is more amazing than the other rides. Diğerlerinden çok daha eğlenceli olduğunu düşün, çok daha muhteşem olduğunu düşünüyorum diyor Kelly. Bakalım. Kelly dislikes fair rides. Kelly Luna Park oyunlarını sevmez diyemeyiz. Kelly enjoys getting on rides. Kelly Luna Park'taki oyunlara binmeyi sever, keyif alır diyebiliriz, evet. Kelly is bored at the fun fair. Kelly Luna Park'ta sıkılır diyemeyiz. Kelly goes to the fun fairs with her family. Kelly Luna Park'a ailesiyle gider diyemeyiz. Çünkü metinde arkadaşlarıyla gittiğini söylemişti. Bunu da eliyoruz. Doğru cevabımız B şıkkı. Which of the following completes the dialogue? Hangisi diyaloğu tamamlar diye sormuş. Bakalım hemen. I like carousels. I think they're enjoyable. Ben atlı karıncayı severim. Bence onlar eğlenceli. Bla bla. They are really dull. Onlar gerçekten sıkıcı. Gördüğünüz gibi farklı fikirdeler. O yüzden ne demiş olabilir? Hemen bakalım. I think so. Ben de öyle düşünüyorum demiş. Olamaz. Bunu eliyoruz. Çünkü aynı fikirde değiller. I love them. Ben onları severim diyor. Yine aynı fikirde olmadıkları için bu da uygun değil. I agree with you. Seninle aynı fikirdeyim diyor. Gördüğünüz gibi bu da uygun değil diyalogumuza. I totally disagree. Seninle tamamen farklı fikirdeyim. Seninle aynı fikirde değilim diyor. Ve tam tersini söylüyor. Eğlenceli derken o sıkıcı demiş. Doğru seçeneğimiz o yüzden D şıkkı. Which of the following does Hans like most? Aşağıdakilerden hangisini Hans en çok sever diye sormuş. Hemen bakalım. Hi, I am Hans. I am from Berlin. Merhaba, ben Hans. Berlinliyim, Almanyalıyım. There are always fun fairs in my city. Benim şehrimde her zaman Luna Parklar olur. I like them very much. Onları çok severim. I like carousel and bumper cars. Karusel yani atlı karınca ve çarpışan arabaları severim. But wave swinger is my favorite. Ama döner salıncak benim en sevdiğim. I think it is exciting and fantastic. Bence o muhteşem ve heyecan verici diyor. Hemen bakalım en çok sevdiği döner salıncak, o da C şıkkında verilmiş. Doğru seçeneğimiz C şıkkı. Which of the following is the correct order of the dialogue? Aşağıdakilerden hangisi diyaloğun doğru sıralamasıdır demiş. Bakalım diyaloğumuz şu cümleyle başlamalı. Do you like the Ferris wheel? Dönme dolabı sever misin? İlk cümlemiz. No, it is really boring. Hayır, o gerçekten sıkıcı. İkinci cümlemiz. Which ride do you like then? O zaman hangi oyunu seversin? Üçüncü cümlemiz. I love the ghost train. Ben korku trenini severim. Bu da dördüncü cümlemiz olmalı. Evet, doğru sıralamaya hemen bakalım. Evet, doğru sıralamamız bakın A şıkkında verilmiş. Which of the following is not correct according to the text? Tekste göre yani metne göre hangisi yanlıştır diyor. Hemen metnimizi okuyalım. I am at the fun fair now. The weather is fabulous. Ben şu anda Luna Park'tayım. Hava muhteşem. And I feel happy and energetic. Ve ben kendimi mutlu ve enerjik hissediyorum. Fun fair is very crowded. Luna Park çok kalabalık. I think the ghost train is fantastic. Bence korku treni muhteşem. But the carousel is very boring. Ama atlı karınca sıkıcı. I don't like Ferris wheel. Dönme dolabı sevmem. Because it is very slow. Çünkü çok yavaş. And I feel sleep on it. Ve ben onun üzerindeyken uykulu hissederim. Hangisi doğru değildir diyor. He doesn't like the carousel. Karuseli sevmez.
Doğru. O yüzden eliyoruz çünkü doğru olmayanı arıyoruz. He thinks the ghost train is dull. Korku treninin çok sıkıcı olduğunu düşünüyor diyor ama tam tersi korku treninin muhteşem olduğunu düşünüyordu. Yanlış bir cümle. Bize de zaten yanlışı sorduğu için doğru seçeneğimiz bu. Diğer şıkları da görelim. He feels sleepy on the Ferris wheel. Dönme dolapta kendini uykulu hisseder. Evet öyle söylemişti. Doğru olduğu için bunu da eliyoruz. The carousel is boring for him. Atlı karınca onun için sıkıcı. Bu da doğru olduğu için eliyoruz. B şıkkımız doğru seçeneğimiz. Which of the following completes the conversation? Aşağıdakilerden hangisi konuşmayı tamamlar demiş. Bakalım. Hi Betty, there is a fair in our town soon. Betty merhaba, yakın zamanda kasabamızda bir luna park olacak. Really, where is it? Gerçekten mi? Nerede? It is on the 24th street. 24. caddede. Betty bunun karşılığında öyle bir soru sormuş olmalı ki Carl şunu desin. Sure, it is on 24th street. Bakın aynı cevabı vermiş. O yüzden bakalım şıklarımıza. What does fair mean? Luna park ne demek? Uygun değil. Do you like fun fairs? Luna parkları sever misin? Hayır, uygun değil. Can you repeat that please? Tekrar eder misin lütfen ifadesi diyalogumuza uygun çünkü karşılığında Carl cümlesini tekrar etmişti. Doğru seçeneğimiz bu. What do you think about fairs? Luna parkları hakkında ne düşünürsün? Cümlesi de diyalogumuza uygun değil. Bunu da eledik. Doğru.